Evet, herkese iyi akşamlar. Oyunlaştırma Günlüğü'nün bu özel yayınında çok sevdiğim bir dostumla beraber bir yayını yapacağız. Oyunlaştırmayı hakikaten kendisinden bana soruyorlar. Oyunlaştırmayı senin kadar güzel anlatan var mı? Siz Olcayto Cengiz'den dinlemeniz lazım diyorum. Benim de oyunlaştırmayı dinlerken çok keyif aldığım en keyifli insanlardan bir tanesi. Yani Olcayto Hoca'dan zaten ne dinleseniz gerçekten çok keyifli oluyor. Oyunlaştırma günlüklerini yaparken de ilk aklımızdaki isimlerden bir tanesi sevgili Olcayto Hoca'mızdı. Kendisi Berlin'de yaşıyor. Uzun yıllar İstanbul'da yer almış, marka taraflarında çalışmış. Çok kıymetli bir insan ve güzel vaktinden bize vakit ayırdı. Ben özellikle onun oyunlaştırma çalıştığı için Almanya'da bizlere vereceği mesajların, çünkü en azından 2-3 sene bizim ilerimizde Türkiye'den Avrupa ve Almanya diyelim. Almanya gene biraz görece ama onun mesajlarını merakla bekliyoruz. Çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Benim de bugün ne yazık ki 4. sabahki toplantıları saymıyorum. Sabahki toplantılardan da biraz yorgunluk var, kusura bakmayın. Ama ancak Olcayto beni toparlardı diyorum. Ve işte burada. Oyunlaştırmanın Gandalf'ı. Oğlum bıkmadınız mı benden? Abi senden nasıl bıkalım ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz abi. Nasıl gidiyor? Korona. Korona. İyi yani. Başladı işte. Mı? Normalleşme olmuş herhalde biraz Almanya'da da. Gördüm ben bir şeyler. Yani şehirde normalleşme oldu. Hatta yarın itibariyle işte bugün arkadaşım haber verdi. İşte Berlin'deki şeylerde, restoranlar, kafelerde akşama geceye kadar açılmaya izin oldu artık falan diye. Yani yani tabii bu son Black Lives Matter hareketiyle beraber de oyun, yani bu işin normalleşmesi hız kazanmış gibi oldu. Yani, evet. Yani şu anda rakamlar düşük, veriler düşük. Yani bir daha bir şey çıkar mı bilmiyoruz ama bakalım yani. O çok ilginç değil mi? Atladı şu an Avrupa'ya da geçti. Yani İngiltere'de çok sağlam şeyler görmüştüm ama Avrupa'da da bayağı var değil mi şu anda? O Black Lives Matter. Öyle mi deniyor? Black Lives Matter işi çok önemli bir şey. Yani hani ben geçenlerde bir tweet atmıştım buna. Ben mesela hani bu çok büyük bir mevzu. Yani hani ırkçılık büyük bir mevzu. Konu zenciler olması meselesi değil. Yani bu çok büyük bir mevzu ve bunu böyle hani bizde mesela nispeten sessiz kalınıyor olması, yani bizim zencimiz belki aynı şeyi çekmiyor ama bizim topraklarımızda da ırkçılığın çok çok örneklerini hepimiz var, sürekli yaşadık ve yaşıyoruz. Dolayısıyla buralarda da tabii işte geçen hafta sonu Alexander Platz'ta burada Berlin'de çok büyük bir şey oldu. Yürüyüş, bir etkinlik, yürüyüş değil, bir etkinlik düzenlendi. Bakalım yani, takip ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yani biraz bugün oyunlaştırma günlüklerini seninle tutacağız. GameFed Türkiye'de gelmiş. Bu arada işte GameFed'i benim yönetmediğimin de ispatı. Kim olduğunu da bilmiyorum bu arada. Hoş geldin. Vallahi GameFed. Sizin ikinizi aynı odada hiç görmedik. Bilmiyorum. Şey gibi öyle. Nolan, Christopher Nolan filmleri gibi falan. Kim acaba o falan. Ya, ya Clark Kent, Superman vardır ya. Yani. Hiç ikisini de arada aynı odada görmediysen diye. Abicim yani bu arkadaki roll-up'ı da hatırlarsın. Bizimle ilk eventten itibaren olan kutsal roll-up'ımız bizim. Evet. Sen de bizle beraberdin. Habitat'a gelmiştin. Sağ olasın. Yani senin de bir oyunlaştırma yolculuğun var. Çok hani Avrupa'ya doğru yönün dönmüş durumda. Keza son durumlarını ben de biliyorum. O yüzden bir Olcayto'nun hem abi bir tanıyalım hızlıca, hem de bir son dönemde Accenture, Berlin ve özellikle Gamification Departmanı oraya doğru giden yolculukta biraz sohbet edelim. Sonra zaten dertleşeceğiz. Tamam. Ne istiyorsun şimdi? Ben kimim kısmını mı kısa geçeyim? Ya senin biraz özet geçtiğin gibi aslında ben özünde reklamcı kökenliyim. Yani reklamcılıktan geliyorum ben. 96 senesinde reklamcılığa başladım. Benim reklamcılıkla
yolumun kesişmesi, devamı falan, onlar da bambaşka hikayelerdir. Ama reklamcılıkla başladım. Arkasından 2006, 2002, evet, 2005-2006 arasında ya da 2004-2005 gibi blog tutmaya başladım. Tamamen o da bir tesadüf ve merak eseriydi. Dolayısıyla onun artçısı olarak dijitalle haşır neşir olmaya başladım. 2011 miydi? Biz Pink Promo Cube 2008 galiba. Yani bu ilk sosyal medya işleri. Yani böyle hani nerede bir yeni bir şey var, ben orada bittim gibi tuhaf bir durum oldu aslında. Yani hani biraz böyle kararsız gibi gözükmekle beraber. Yani yeni bir şeylerin peşi, ya bendeki durum şöyle, yeni bir şeylerin peşinden gitmek, yani yenilikler beni çok etkiliyordu. Ve aslında hani buradaki şu anda son geldiğim noktada da belli. Benim artık hani bana ne iş yapıyorsun diye sorduklarında ben deneyim tasarımcısıyım. Çünkü yani bu iş oyunlaştırma değil, bu iş reklam değil, bu iş iki boyutlu düz tasarım değil. Bu hani deneyim, yani benim asıl mevzumun deneyim olduğunu anladım. O yüzden hani gamification konusunda da aslında ben o kadar da çiçekler, böcekler, kelebekler anlatacak bir adam değilim. İşin biraz daha reelini biraz daha belki cayır cayır yaşıyorum. Dolayısıyla hani oyunlaştırmanın ve yani gamification konusundaki geri dönüşleri burada ya da yani Avrupa genelinde, çünkü diğer ofislerle de çalıştığımız için çok gördük. Ama sözün özü, 2016'da ben Berlin'e geldim. Berlin'de bir gamification şirketine, bir Neydi? startup'a Game Game Wheel, değil mi? Wheel'dı. Evet, Game Wheel'dı. Ondan sonra her startup gibi ve her şuursuz startup patronu şeklinde onun bir sene sonra şeyini gördük, bir yere gitmeyeceğini gördük. Arkasından biz oradaki o şirketin ortaklarından biriyle kendimiz bir şirket kurduk, Flying Boom diye. Orada da çok enteresan şeyler yaşadık. Çok hani bir ara anlatırım. Hani hayatımda unutmayacağım böyle şey, müşteri golleri diyeyim, hani client müşteri manevrası gibi bir şey yaşayarak. Sonra o dönemde, çünkü benim burada mavi kartla ben buradayım. Mavi kartın belirli bir şartları vardı en azından. Yani çok şükür şu anda artık da daimiye geçti. Dolayısıyla orada daha stabil bir şey olması gündemdeydi. O arada da Extension'da yeni denen bu Gamification Chapter'ı, bölümü, departmanı nasıl isimlendirdim, o vardı. Onun başındaki Yasmin'le zaten bir arkadaşımız vardı. Yasmin'le konuşuyorduk. Olur mu olmaz mı derken oraya geçtim. Orada işte 2 seneye yakın bir Gamification macerası gitti. Bu sene başı itibariyle Gamification bölümü artık yok Accenture'da. Çünkü Accenture komple bir renovasyona gitti. Artık mesela Accenture Digital, Accenture Interactive falan diye böyle Accenture Consultancy, hani böyle alt şeyleri söylenir. Ama aslında onlar artık yok. Yani aslında tek bir Accenture var artık. Ve dolayısıyla her şey, bütün onlar belli bölümlerin altına yerleşmeye başladı. Ben şu anda strateji ve danışmanlık diye geçen, strateji and consulting'in altında innovation and design diye bir bölüm var. Orada görev alıyorum. Ve bu iki başlığı hizmet ettiği her şeyi yapıyorum. Bunun içerisinde oyunlaştırma da var. Yani oyunlaştırmanın nereye geldi? Hani seninle hep yaptığımız konuşmalar. Yani bu, ben hep aynı filmi izliyor gibiyim. Yani ben sosyal medyada da sosyal medya ajansı olmamalı ya diyordum. Yani sosyal medyacı diye bir şey olmamalı. Yani hani bu çok kısır, bir kendini kısır döngüye hapsediyorsun çünkü. Yani tek bir şeyle sınırlandırıyorsun. Halbuki yani içinde sosyal geçen bir mecranın, bir işin tek bir kalıpta olması imkansız. Hakeza oyunlaştırmadır. Yani ama tabii şu son pandemiyle beraber oyunlaştırmaya burun büken insanların, yüzlerce markanın, şirketin tutuşmuş bir şekilde hani ya biz ne yapabiliriz ya, böyle afacanlık, enteresanlık, evden uzaktan diye coşması çok enteresan oldu. Ama benim nezdimde, yani ben tükürdüğümde yalarım aksi olursa, ama oyunlaştırma artık nerede ve kimlerin kullanacağı benim nezdimde artık çok net. Yani kime gideceği, hani bu artık hani
3 senedir, 4 senedir tamamen bu konu üstünde profesyonel olarak dirsek çürütüyorum ve hani böyle yani büyük şirketse büyük şirket, büyük marka ise büyük marka. Hani daha önce şey diyorduk işte biz Türkiye'deyiz, biz küçük ajansız bilmem ne diyorsun da hani abi artık hani bunun daha ötesi yani belki Amerika'dır ama Amerika ile de iş yapıyoruz. Yani biz Amerika'ya da Evet. oyunda projesi Oyunlaştırmada ama Amerika ya bir Avrupa'dan geride. Ben ikisini de bilerek söyleyebilirim. geride yani geride değiller. Orada işin benim bir arkadaşım vardı. Kulaklar için nasılsın Selim diye üniversiteden. Amerika'ya gitmişti, gelmişti, şey demişti bana. Abi biz santim diyoruz adamlar inç diyor demişti. Yani Amerika'daki perspektif olayı çok başka. Yani beklentiler falan. Amerika gerçekten başka bir gezegen gibi. Apayrı bir gezegen olan bir Japonya ve uzak durumlar. Avrupa çok ciddi bir drive. Gamification konusunda, oyunlaştırma konusunda aslında merkez üstü gibi Avrupa. İşte Hollanda, İngiltere, sen de biliyorsun bir sürü yerlere gidiyorsun, konuşuyorsun. Ama bu işin rotası, rengi bence bayağı artık belli. Yani nerelere gideceği ve nerede kalacağı. Birazdan, birazdan. Onu da söylemiyor olacak o. Birazdan. Abi senin ilk sunumlarında şey diyordun, çok hoşuma gidiyordu. Hatta bir sürede kullanmıştım, aşırmıştım. İşte web sitesi olanlar sosyal medya diyor. Web sitesi olanlar işte ve sosyal medyaya geçince şimdi oyunlaştırmaya o çocuk işliği falan kim yapar ki diyor. Biraz aslında o şey hani geleneksel olarak yeniliklere göre herhalde öyle anladım. Hani sosyal medyada çünkü o zaman ilk çıktığında hakikaten şimdiki TikTok'ta biraz öyle ya. Şimdi mesela markalar TikTok'a girmek istemiyorlar biraz şey diyorlar ama girmeye başladılar. Benim anladığım dediğin gibi yani deneyimi uzatacak yenilikçi platformlara hep bir kapalıyız. Keza oyunlaştırmaya da öyle bir kapalılık vardı. Şimdi dediğin gibi artık biraz daha insanlar kullanmak istedikleri yerleri netleştirmeye başladılar. Nasıl yapılacağı konusunda en azından bir ezber olmadığını anladılar. Hala zorlukları var. Maliyet anlamında, tasarım anlamında zayıf kalabiliyorlar kısa vadeli. Ama aynı sosyal medya gibi oyunlaştırmada biraz içeri girdi. Senin bundan sonraki açıkçası hani deneyimin ne olacaktır? Yani oyunlaştırmanın biraz daha stabilizasyonundan sonra yenilikçi olarak gördüğün nasıl bir yenilik var o sunumlarında? Ya oyunlaştırma özelinde mi genel anlamda mı soruyorsun? Genel, genel, genel. Abi şöyle. kullanıcı alışkanlıkları ve kullanıcı etkileşimi aşırı değişti. Yani 2011-2012'den bu yana olan değişim korkunç bir dalga şeklinde vurdu. Ve o yaşlarda böyle 9'lu 10'larında olanlar şu anda 20'lerine geldi. Ağırlıklı kullanıcı olmaya başladı. Ve yani ya burada şey çok yani hani görüyoruz işte abi yani mücbir sebepler diye bir program çıktı. Yani hani bir pandemide bir gece canlı yayınından Instagram'dan yüz binlerce kişi seyrediyor. Her yerde açıkça kovuldum ben diyen bir gazeteci şey yapıyor yani bir YouTube kanalı açıyor ve YouTube'dan 1 milyon izleyiciye her akşam haber bülteni. Şimdi bunlar işin rengini çok değiştirmeye başladı. Dolayısıyla ben, kimse kusura bakmasın biz bize konuşuyoruz. Markalar büyük boku yemiş durumdalar. Çünkü insanlar çok fazla konuşuyor. Yani bunu ben en basit şöyle söyleyeyim. Michael Jordan değil mi? Yani Michael Jordan yani hani benim için çok önemli bir yeri olan bir adamdı. Bu The Last Game diye, The Last Dance diye bir belgeseli var Netflix'te. Kişi olarak beni çok acayip etkiledi de her şeyi bir kenara bırak. Abi o belgesel hakkında mesela bir aydır falan Twitter kaynıyor böyle. Instagram kaynıyor. İşte markalar tekrar Jordan'a yaslandılar, bir şeyler yapmaya düşünüyorlar. Ve bak, oğlum Jordan varken sosyal medya diye bir şey yoktu. Ve hani şu anda adamın belgeseli üstünden olanlara bakarsan hani olsa no ya pandemi mesela min millet işte yeni normal bir abi şimdi biz yeni normal hastalık değil abi biz başka bir normale girdik de bunun kimse doğru düzgün farkında değil. Yani o girmiş olanlar bu süreci çok rahat geçiriyor. Dijitalden, evinden, alışverişini yapıyor, siparişini veriyor, bir şeylerini izliyor. Yani hani orada olanlar zaten
nevir dönen insan ilişkileri vesaire. Şimdi yani pandemi, korona, evet ya biz Ebola'yı da gördük, SARS'ı da gördük ama orada böyle bir bilgi şeyi yoktu. Yani mesela işte Amerika'da zencilere yapılan bu ırkçılık abi yani Amerika tarihinden daha eski ama hiç bu kadar büyümemişti. Niye? İnsanlar korkunç tepkisel oldu ve anlık tepkiler vermeye başladı. Şimdi oyunlaştırmanın mesela yaya kaldığı noktalardan biri bu. Oyunlaştırma kurulduğu anda anlık tepkilere çok iyi reaksiyon veren bir sistem. Fakat kurulumu için bir sürece ihtiyacın var ya. Yani bir şey olması lazım. Yani böyle hani şu şişeyi satmak için oyunlaştırma yapacağım dediğimde o olmuyor yani. O oyunlaştırmanın bir şeyini kullanmak oluyor. Bir süre şimdi o sürece girmeyi hala şeyler, markalar hala bilmiyorlar. Hala bakma yani istedikleri kadar yeni insanlar alsınlar. Hala herkes bayağı eski normlar, eski kurallara göre hareket ediyor. Yani hala eğer biz televizyon reklamı seyrediyorsa, televizyon reklam veriliyorsa, yani gazetelerde reklam çıkıyorsa, çünkü bir alıcısı, bir tüketicisi var, okey, ama korkunç bir değişim var. Ki bak şeye değmiyorum bile. Yani machine learning'ler, Evet, yapay yapay zekalar falan. zeka, veri analizleri, data'nın anlamlandırılması, yani benim için mesela aşağıya demin Koray galiba yazdı. Evet, Koray. Mesela Koray abi bizim topraklarda benim tanıdığım yetişmiş olan en acayip kafalardan bir tanesi. Yani herif neyle ne yapacağını böyle o datayı oradan alıp korkunç bir şey. Şimdi mesela biz burada satarken demeyeyim de pazarlarken önemli yani tabiriyle. Benim en büyük kullandığım şeylerden biri o oyunlaştırmada. Çünkü hani oyunu kurguladığında direkt veri almaya başlıyorsun ya ve o veriyi alırsan çok anlamlı bir profil çıkmaya başlıyor. Yani sen adamın, sen işte savaşçı mı olacaksın, paladin mi olacaksın, rahip mi olacaksın, dövüşçü mü olacaksın, hırsız mı olacaksın, işte çiftçi mi olacaksın diye böyle yalandan bir şey kurduğunda ya da süper kahraman mı bilmem ne mi dediğinde onun orada verdiği tepkilere arkada bir tane Makine psikolog, öğrenmesiyle diyelim. psikolog vesaire o Analiz baktığında ederse. tepkiler zaten o kadar çok şey veriyor ki. Yani sana ya benim en sevdiğim konudur abi. Bir süper kahraman olsan hangisi olmak isterdin? Ya da şey bir süper gücün olsa ne olmak isterdin? Abi bak bir süper gücün olsa ne olsun isterdin? Nin cevabı o kadar çok şey taşıyor ki bir insana. Yani psikolojisi, genel hali, şusu, busu ve bunun tek unlock eden şey o oyunlaştırma mekanikleri. Ama işte bu boku, bu isimden kurtarıp bayağı yani bunu ben kendi çıkışımı öyle buldum. Yani ben bunu deneyime sen de birebir çok bunun konusunu yaptığımız için. Yani ben bunu tamamen deneyimin şekillendirilmesi, deneyim kurgulanması gibi bir hale getirerek sunduğumda karşı taraf daha bir dört kulak dinliyor. Ha evet diyor. Oyunlaştırma dediğinde kafadan abi ya bir de bak oyun zaten bir mevzu. Bir de laştırma. Yani hani oyun da değil. O da değil. Bu yani o kadar böyle sakil bir kelime öbeği oluşturuyor ki. Ama adama sen bunu çıkartıp yani ben burada Flying Spoon'un başındayken bizim şirketin finansına bakan birisi vardı. Heinz diye. 92 yaşında falan böyle her sabah 10 kilometre koşan bir adam yani. Heinz'e ilk konuyu anlattık. Heinz ilk dedi ki bu çok saçma bir isim. Ve böyle Beschaffung didaktik diye acayip bir Almanca kelime attı ortaya. Bunu kullanın falan filan. Ve biz büyük savaşını verdik. 2 sene sonra ben Heinz'in olduğu yere geldim. Almanca'da galiba yoktu değil mi? Gamification diye bir kelime. Yok yani yok herkes yani Alman Yunanca'da da yok. Galiba o özel bir durum. Hani Yunanca'da da yoktu mesela abi gamification. gamification sen biliyorsun zaten gamification adamın uydurduğu Attığı bir bir kelime. şey. Aynen. Yani hani bu adam Nick laf Pelling miydi? Nick Pelling galiba. bir attı ortaya. Yani öyle gamification diye attı ortaya. Yani bir şey Web 2.0 gibi abi. Yani herif konferansta Web 2.0 dedi öyle kaldı. Hani şimdi bu neyi nasıl dediğin hani benim ben jenerasyon diyorum yani o hesap. Yani Abi zaten dolayısıyla başarılı yani oyunlaştırma firmalarına baktığında mesela Duolingo gibi diyeyim,
Bu şeyi takip ediyorum ben, Emi Joe Kim'in. O bu pandemide çok güzel şeyler yaptı. Belki takip etmişsindir. Bootcamp dedi, webinar dedi falan. Aldığı firmalara bakıyorum. Hani aldığı firmalar oyunlaştırma yapıyorum demiyor aslında. Ama yani Game Thinking webinarlarında bayağı işte Rosette, Power, Progress, Avatar. Ya bunlar oyun mekanikleri, hani bizim game mekanik dediğimiz şeyler. Ama konuşurlarken de gamification'ı da bayağı böyle azaltmışlar. Çok nadir kullanıyorlar. Experience'tan da çok emin değilim ama game mekanik kullanılıyor. Game thinking kullanılıyor. Oyun kullan game kelimesini çok fazla sık kullanıyorlar. Ama gamification'dan ilala etmişler yani. O Amerika'da da bir şey olarak bu son dönemde gördüm. Yani mesela Shopify var. Shopify ne alaka game? Bir baktım abi, Shopify full gamification. Hani bu Emi Joe Kim'le olan webinarına bakabilirsin. Duolingo çıktı ve gamification demedi ama bütün o game mekaniklerini iş çözmek için kullandığını söyledi. Yani totalde mekanikleri seçerken aslında deneyim tasarladıklarını anlatmaya çalışıyorlar. Yani deneyim dediğimiz şey de aslında bayağı bildiğin aslında UX, yani hani öyle söyleyeyim. Kullanıcı deneyimi Abi tasarımı olmuş oluyor. bu iş tamamen davranış bilimi, tamam mı? Yani bu davranış, yani özünde, kalbinde bu var. Bu her şeyin kalbinde var zaten. Yani şimdi benim bir tarafımı yırtma sebebim bu. Yani bunlara farklı isimler ve farklı uzmanlıklar ve farklı yaklaşım alanları koyuyoruz. Okey, tamam, eyvallah. Ama özünde, yani sendeki fıstık, bendeki dana. Yani ikimiz de birer tane ufak insan yavrusunla yaşıyoruz. Yani hani çocuğun bakış açısındaki oyun kurgusunla neler yapabildiğini gördüğün anda işin bütün rengi değişiyor. Ama burada sıkıntı şu. Markalar hep satış odaklı, doğal olarak. Marka satış yapmak istiyor. Fakat çok az marka sadakati oynuyor. Yani hani ben markamı bir sadık bir kitle yaratayım. O sadık kitle üstünden ben ne versem gider noktasına, yani ona da sırtını dayamadan hani oradan yürümeye çalışıyor. Şimdi oyunlaştırmayı bir markaya gittiğinde, oyunlaştırma istediğinde marka hızlı tepki almıyor. Şimdi hızlı tepki alamadığı için o ona bir şey ifade etmiyor. Yani ya o zaman bir app yapalım, bir kampanya yapalım, bir şey yapalım diyor. Şimdi marka kendi perspektifinden haklı. Yani kendi maazallah. Kendi dünyasında haklı. Ama işin önemini de anlıyor. O yüzden şu anda oyunlaştırma tamamen içeriye girdi. Yani markalar deli gibi oyunlaştırma projeleri yapıyorlar ve hepsi içeride. Ve böyle de gidecek. Yani Şimdi onu eğitim. diyecektim. Yani aslında markalar şu an bayağı Türkiye'de de abi öyle bir durum var. Hani çoğunluk marka başarısız da olsa, uzun vadeli olmasa da, hatta yönetim desteği olmasa da, kaçak göçek, kurum içi girişimcilik, hatta isim de verebilirim. TEB Bankası kurum içi girişimcilikten çıkardı HIPO'yu. Yani yönetimin talep ettiği bir şey değildi mesela ama ödüllü bir proje oldu. Yani ya kurum içi girişimcilik, ya gençlerden bir tanesi şey yapıyor. Kuvvetüp'te acayip bir hikaye var. Yakaladın mı sen onu bilmiyorum. Bu Tuna Han'ın hikayesi. Halı saha sorumlusu şubeler arası. Sonra Evet. dijitalleşmek için eşleştiriyor. Bir yazılım yazıyor. Hani Şişli ile Beşiktaş'ı bir platform yazdırıyor Kuvvetürk'ün içinde. Halı saha eşleşmesini yapan çocuk, 97 doğumlu mu ne? Dijital eşleştirme yapıyor. Bu hafta siz gol atıyorsunuz abi, kart satışından falan. %17 mi ne arttırmış hani dijitalleşmeyi. Şey görüyorsun, yenilikçi grup o oyunlaştırmadan bağımsız yeni ve eğlenceli bir şeyler yapmak istiyor. Aynen abi, senin rüzgarda olduğu gibi, yani benim kızda olduğu gibi disiplinle yapamıyoruz sonuçta bu gruba. Biraz daha keyifle, hani eğlenerek yaptırabiliyoruz. O anlamda bence ismi olmasa da eğlenerek bir şeylerin yapmanın bence insanın doğasında olması. Oyunlaştırma da bunun biraz marketing adım diyelim. Ha, yani sen daha iyi söylersin. Yani bunun pazarlamasını mı kolaylaştırıyordu diyeyim. Kolaylaştırıyor halen. Hani gamification deyince daha iyi anlıyorlar. Senin abi özellikle isimle ilgili şeyin de var, önerilerin de var. Onu da biraz dinlemek istiyorum. Bir de Türkiye ile Avrupa'nın temelde, Türkiye'de de çünkü çok fazla talep aldın. Türkiye ile hala koparmış değilsin biliyorum. Talepleri duyuyorsun. Türkiye'nin yolculuğunu Avrupa ile nasıl karşılaştırıyorsun? Abi her şey tamamen duygusal. Tamamen duygusal. Yani şimdi mevzu şu. Türkiye pazarlama gerek marka tarafında gerek hizmet sunan ajanslar,
kurumlar ve kişiler tarafından çok ileride. Çok çok ileride. Kafa olarak, üretkenlik olarak, yaratıcılık, değişiklik, cesaret olarak. Ama konu dönüyor dolaşıyor. Bizim bir dünya markamız yok. Bizim kocaman markalarımız yok. Yani bizim abi yani şimdi burada asla dillendiremem ama hani Accenture'da küçük bütçeli, bu küçük bütçeli iş diye tabir ettiğimiz bütçeler yani hani bir de işte platinumlar var. Hani yani rakamlar ve şeyler o kadar yani markalar büyüyemedikçe ben bunu yıllar önce yazısını yazmıştım. Yani sorunumuz bizim marka yaratamıyor olmak. Yani genel bir dışarıya açık marka yaratamıyor. Hani bu kişilerle de kurumlarla da biz bunu halletsek o markalara hizmet verecek ve yani onun poposuna roket takacak çok insan var Türkiye'de. Yani potansiyeliyle şu süre bu süre ki işin politik ve sosyolojik tarafına girmiyorum. O da bambaşka bir şey. Yani o bunların ne kadar büyük etkenler olduğunu da ben burada yaşayarak gördüm. Yani politik ve siyasi konjonktürün diyeyim atmosferin ya da toplumun sınıf farklarının kademelerinin farklılığı, gelir düzeyi falan falan. Şimdi bütün bunlar yani benim en yakın arkadaşım orada işte en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi diyeyim. Orada bir serbest meslek sahibi diyelim. Yani spor öğretmeni. Ve çocuk iş yapamıyor. Ve Abi tanışmış mıydık? Hani bu en son gelişinde. tanıştım tabii tanıştım Erkan. Evet. Aa, selam olsun. Ben Erkan. Şimdi Aynen. Erkan iş yapamıyor. Benim burada karikatürist bir arkadaşım var. O da iş yapamıyor. Erkan'a hükümet diyor ki kusura bakma bir şey yapamayacağız. Buradaki arkadaşıma hükümet diyor ki biz senin hesabına 5.000 euro çıkarttık. Şimdi böyle bir dünyada hani Yılmaz Erdoğan'ın filminde vardı ya kafan rahat olacak diye. Yani hani gerçekten mesela şeyle o kadar eğleniyorum ki ben. Böyle en ufacık şeyler mesela büyük stres oluyor. Biz böyle Türk olarak şey olarak bakıyoruz böyle. Manyak mısınız lan? Neyine stres oluyorsunuz? Hani ha çözülür. Ama o kadar rahatlar ki genel anlamda. Böyle hemen bir stres olma. Şimdi bu minvalde bakarsan çok üzücü. Yani çünkü orada Türkiye'de pek çok markada tanıdığım insan var. Pek çok cesur, acayip acayip projeler yapmaya niyetlenmiş. Çok fazla insan var. Çok zehir çalışan insanlar var. Yani işin üretim, servis, hizmet tarafında. Ama olamıyor. Marka yok, Çünkü bütçe yok. marka yok, bütçe yok. Yani bu hani adama şimdi sen kafandaki gibi bir platformu komple bir şey yapacak olsan ulan bunun parası belli, adam saati belli, bilmem nesi belli. Abi zaten yani Marketinge gidiyor ya da şey insan kaynaklarına gidiyor. İnsan aşağı yukarı kaynaklarının zaten bütçesi kuş kadar. Hani o adam şeyi düşünüyor, düşün. Senle proje mi yapsam? LinkedIn'le işte kariyer.net'e ilan girecek parayı mı ayırsam? Şimdi bu noktada ya oradaki adama kızamazsın. Konu daha büyük. Yani bizim hatta buna bayram kocaman. çikolatasını, bayram çikolatasını şu markadan şu markaya mı düşürsem? Bizim bütçeler öyle abi. Ama işte tamamen öyle. Yani şimdi şöyle budur hani o şey hava yollarındaki zeytin tanesi hikayesi. Bu küçük şeyler zaten ana bütçeyi yapar ama yani o kadar abi biz Türkiye'yle de hani ben buraya ilk geldim Türkiye'den bir iki müşteriyle böyle görüştük ettik falan. Yani hani bir de tabii ki işin içine TL, Euro bilmem nesi girince iş Şunu tadından diyecektim, şunu yenmez bir diyecektim. hale geliyor. Bir firma vardı abi, Coca-Cola ya iş yapıyordu. Onlar da işte POC diye. Valla 6 bin dolar mı ne? Yani POC ne demek? Proof of Concept diye geçiyor. Sadece belli bir user'a belli bir süreli açıyorsun. Ama full oyunlaştırmaydı. Böyle dolapın derecesini okuyorsun. İçinde yabancı ürün var mı yok mu soru çıkıyor falan filan. Bayağı gamification'da bir marka, ismi söylemeyeyim. Demişti ki adam 6 bin euro kesiyorum POC diye, bizim ajansı o ayakta tutuyordu dedi, tamam mı? Yani adamcağızın 3-4 tane developer var.
6.000 dolar, 6.000 euro çünkü bir çarpıyorsun abi, maşallah bayağı bir para yapıyor. Öteki taraf senin dediğin gibi buna şey diye bakıyor. Yani bu ayki POS'imiz buraya gitsin mantığıyla bakıyor. Ya buradan bağımsız tabii şeyi de sormak istiyorum abi. Hani şimdi şey tarafları da ben ilk gittiğinde oraya beni çok heyecanlandırmıştı. Çok hatta şey güzel hikayelerdi. Ben hep söylüyorum. Sen mesela bana şeyi anlatmıştın. Şu Elon Musk'ın tüp projesini anlatmıştın. Mesela onlara iş önermiştik dedin. İşte Disney ile çalışıyor Jasmine'ler. Jasmine biraz anlattı bana. İşte hani T-Telekom geliyor, T-Mobile geliyor falan. Hani şimdi bunlar, şimdi Türkiye'de baktığımızda Türkiye'nin en büyük markaları bile hakikaten global markalar değil. Bir, ikincisi yönetim ve idari şekilleri hiyerarşik. Yani yaratıcılık üstüne değil. Tamamıyla yukarıdaki istediği, Olcay Topbaş'a ne istediyse onu yapacağız mantığıyla yapılıyor en büyük firmalar bile. Öbür firmalarda böyle bir hiyerarşi yok. Yaratıcılık var, challenge var, iyileştirme var, fırsat kollama var. Benim en çok merak ettiğim abi oraya gittiğinde bu markalarla nasıl bir deneyimin oldu? En temel ne farklar oldu? Yani Türkiye'den bağımsız Avrupa'da nasıl bir hani bu markalarla çalışmak seni zenginleştirdi? Onu da bir duymak istiyorum. Abi Avrupa yani konu yine dönüyor dolaşıyor hep aynı yerlere geliyor. Şimdi Avrupa'daki markalarla aslında konu tamamen ölçek. Yani hani bu şey var ya işte Demet Akalın bilmem ne demiş biz geçinemiyoruz demiş ya da efendim işte Coşkun Sabah'ın bir videosunu gördüm ben de geçinemiyorum falan millet de böyle ben de dahil yani ulan bu kadar parayla nasıl geçinemiyorsun? Fakat hep ıskaladığımız şu oluyor. Abi hani ölçek yani benim babamın bir lafı vardır bir tarafına güvenen borazancı başı der. Yani herkesin kendi çapına göre bu durumlar. Şimdi bizde mesela Avrupa'da yani Almanya ya da işte ben mesela Avrupa içerisinde şu ana kadar hani farklı ülke diyebileceğim İtalya ile çalıştım, İsviçre ile çalıştım, Almanya içinde çok yerli haliyle çalıştım, Hollanda ile çalıştım, bir yer Avusturya ile çalıştım. Yani farklı projelerde, farklı işlerde. Üç aşağı beş yukarı benziyor. İtalyanlar en bomba. Yani İtalya tamamen biz. Biraz Türkan öyle. Her şeyde biz. Yani bütün gevşekliği bilmem nesi yani tamamen biz. Böyle Orta Avrupa o güruh aynı kalıyor. İsviçre bambaşka bir dünya. Ama abi yani o yukarıya çıktığında anlamayan insanlarla karşılaşmak ya da tutucu kişilerle karşılaşmak hala her yerde baki. Yani Türkiye'ye has bir kriz değil. Ben hep bunu söylüyorum. Türkiye'nin sorunu, Türkiye'deki insanlar anlamıyor bu iş Avrupa'da yurt dışında böyle değil abi. Bu her yerde böyle. Tamam. Mevzu şu. Türkiye'deki marketing ya da human resource'un, insan kaynaklarının bir şeyler yapmak için yukarıdan finanstan gelen bütçesi birken buradakinin beş. Şimdi matematik aynı. Her şey aynı. Bütün süreçler anlatıyorsun, anlamıyor. Ben burada bir danışmanlık hizmeti veriyorum mesela. Bir kocaman bir şekilde. Hani öyle sorular geliyor ki. Hani biz bilerek şey diyoruz. Sor bakalım ailesinde Türk var mıymış diyoruz. Hani bunun bizim şeylikte ama bu şeylikten de değil. Yani böyle bir avamlaştırma ya da kötüleştirme değil. Bak tekrar söylüyorum. Bizde benim Türkiye'de denk geldiğim inanılmaz zehir tipler vardı. Ama elleri kolları bağlı. Yani benim müşterimdi, arkadaşım oldu. Beraber neredeyse iş yapacak noktaya geldik. Şimdi aldı başını gitti. Red Bull'da çalışıyor. Red Bull Türkiye'de de gitti. Cihan. Yani onunla konu yani yapılabilecek şeyler çok. Ama kısıtlısın abi. Yani kısıtlısın. Yani bu şey gibi. Sen kızına eğitim vermek istiyorsun. Yani Türkiye'de mi Avrupa mı daha iyi? Avrupa'ya gideyim bari. Oradan daha iyi eğitim alıyorsun. Abi Türkiye'de çok iyi eğitim veren okullar var. Ama ne kadar? Ulan Avrupa'dakinden pahalıya geliyor. Matematiği yapıyorsun. Şimdi bunlar için içine girdiğinde her böyle bir yalap şap. Ama tekrar altını çiziyorum. Toplum tepkisi ve toplumun hareket noktası hükümetle olan, devletle hükümet değil, devletle olan bağı çok önemli bir etken. Tamam. Yani bu insanların psikolojisi bir şey yapma isteğine yönelik. Aa, biliyorsun işte yani son 3-5 senede oğlum ben, sen biliyorsun o 4 kişiye ben İstanbul'a geliyorum 4 kişiye arıyorum.
Ben 4 sene önce Almanya'ya taşındığımda o sene İstanbul'da ben 40. yaş günümü kutlamıştım. 40 kişi vardı doğum günümde. Ben şu ara gittiğimde 4 kişiyi arıyorum. Biri sensin zaten. Hani gitti herkes. Benim şu anda hani ben büyürken hep şey hayalini kurardım. Ulan yurt dışında bir arkadaşımız olsaydı da gitseydik yanına. Ya deminden beri aşağıdan mesela görüyorum mesela Süleyman. Yani İngiltere'de Süleyman Hakan Asım diye bir şey. Yani çocuklar parçaladılar kendilerini. Projeler, fikirler. Biz beraber neler neler yaptık. Olmadı, 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 olmadı. Süleyman gitti. Refik'le beraber Nike dev gibi bir iş yaptı. Ne oldu? Türkiye'den mi yaptı bunu? Yani bu çok üzücü. Öyle. Bu çok can sıkıcı. Ve bunun hala millet bunun şeyinde yani daha böyle ama o öyle bu böyle. Hayır abi bu böyle çok ciddi oturup yani reset sıfırlanması gereken Abi orada şeyde bir orada popülizm de yapılıyor. Mesela bu gençleri suçlayanlar bir ya da işte şey dediler geçen gün bir yayında. İngiltere'nin vergi sistemini düzeltmeye giden Türkler falan diye dediler. Ya orada bence benim de çok fazla dostum var. Özellikle İngiltere'de de Akarlar gitti, Ozan Dağdeviren gitti, Akar Şumşet gitti. Ozan gitti mi? Evet, Londra'dalar ve çok garip ya orada buluşuyorlar falan. Şeyi anlamak için söylüyorum. Yani bu çocukları gerçekten biz burada gerektiği dediğim gibi süreçleri koyamadık. Ve açıkçası Amerika'dan merhaba yazdı birim. Hani bu anlamda bir iyileşme de yok abi trend olarak öyle söyleyeyim. Hani bir şey hastalık gibi düşün. Teşhis hani var, ilaç yok. Hani nasıl çözülecek? Hani bu aynı virüs gibi. Hani bir gidişat var, dönüşte yok. Ama o konumuzun çok hani şeyinde dışında kalıyor. Ben bizim grubun sana mutlaka sor dediği bir konu var abi. Onu sormak istiyorum. Oyunlaştırma günlükleri olduğu için. Neden saçları böyle beyazladı arkadaş? Arkadaşlar Ya yani oyunlaştırma projelerinde neden yaşlı diyor mesela? oyunlaştırma projelerinde gördükleri en büyük temel hatalar neler olmuştu? Bir de oyunlaştırmanın geleceği, özellikle nereleri toparlayacak oyunlaştırma? Oyunlaştırma hemen söyleyeyim. Oyunlaştırma projelerinde gördüğüm en temel hata projeyi yapan ekip, marka ne dersen de kendi perspektifinden bakıyor. Oyuncunun perspektifinden bakmıyor. Yani Persona yapmıyor, persona koymuyor. bırak abi personasını işin teknik tarafını bırak ya. Yani diyor ki mesela biz böyle bir site yapacağız. Kullanıcılar buraya gelecek. Buradan şurayı tıklayacak. Ya diyorum ki niye? Nasıl niye? Yani niye geliyor? Niye tıklıyor? Yani sen söyledin tövbe abi oldu oldu. Yani hani bu senin ya sen bir anlasana. Yani kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun? Yani bu işte UX researchler bilmem ne. Yani bu kullanıcı şeyleri profillemeler şunlar. Araştırma uzmanları. Araştırma uzmanları yani bunlar çok mühim, çok önemli. Bunlar anlamak ve data. Yani mesela şey Allah'a emanet. Yani diyor, biz böyle bir şey yapacağız. Diyorum ki sizin şeyiniz ne? Geçmişiniz nasıl? Nasıl yani? Ya diyorum siz hiç mi bir şey yok elinizde? Yani kim kullanıyor sizi? İşte 18'ler 45 yaş arası dedim. Ne yapıyorsun? Bak bu en sık duyacağın şeydir. 18'de 45 yaş arası. Ölen ben yani. Hani bu bütün böyle hani ulusa sesleniş. Dolayısıyla bir numaralı hata düşünülmüyor. Yani hani bu başkasının ayakkabılarını giymek der. Gavur, yani başkasının kendini başkasının yerine koyup orada başkası herhangi biri değil. Ya ben nasıl birini alsın? Ya çok basit bir şey söylüyorum ya. Yani benim ürünümü kim alsın? Ya benim ürünümü böyle maddi durumu iyi olan bekar, tek başına yaşayan böyle bir adam, böyle bir kadın alsın. Tamam. Bırak bir ağzımı bozacağım şimdi. At şeyi, personayı. Yani böyle biri var. Bir tane Erol ve Lale. Neyse ne isimler. Ya bunlar bu Erol'la Lale ne yapıyordur? Yani hani bir düşünsene ben buna nasıl ulaşırım? Ben bunun nasıl dikkatini çekerim? Ben onun nasıl dikkatini çekerim yerine o bana nasıl gelir? Ya ben o ters düşünüyorlar. Bu bence eğitim sistemine kadar gidiyor abi. Yani bir şekilde böyle görülmüş, proje böyle yapılmış. Demişler ki teknik yeteneklerimiz bu. Yap, olacaksa kullanacak. Hani olacaksa kullanır mı? Olacaksa kim? Sorularını daha çok sormamız lazım. Belki Abi onun o zaten üzerine öyle yoğunlaşırız. genel problem. Hani biz Türkiye'deyken bu Montessori çılgınlıkları şunlar bunlar. Yani ben çok ciddi alıp verdiğim bir konudur bu.
Abi yani 20 burada bile 25 çocuğu bir sınıfa, yani her yerde 25 çocuğu bir sınıfa koyuyorsun, hepsine aynı şeyi öğretiyorsun. Abi mümkün mü? Yani bu nasıl olabilir ya? Yani eğitim sistemi global anlamda, ulan bu nasıl yani, ve bunların hepsinden aynı notları almasını bekleyerek, yani ben bilmiyorum yani rüzgarın ne kadar yetenekleri gümbürtüye gidiyor, ne kadar zorla bir şeyler yapıyor, kim bilir, takip etmeye çalışıyorsun, dinliyorsun, bakıyorsun, ama ya bu bütün çocuklar için geçerli. Ama bunun büyümüş hali de işte bu oluyor. Yani hani düşünmeden ben böyle bir şey yapalım, şöyle bir şey olsun. Yani oturuyor stratejisi, bu hani şey değil, markayı boklamak da değil. Hani yapan ekip de stratejist de tasarımcı oturuyor, bir tane researcher geliyor, oturuyorlar böyle. Bizim personamız 23 yaşında, Emily. Emily sabah ne yapıyorsunuz ya? Yani şey gibi, ilkokul oyunu gibi böyle. Ben bir kız çizdim, bir kadın çizeceksin. Ya abi yani hani ulan bir düşünsene yani. Bir, hani ne oluyor ya? Yani bu nasıl? Ben ne yapıyorum? Yani onu ıskalıyorlar. Sen girer misin? Benim bir numaralı sorumdur bütün şeylerde. Bir fikirle gelene. Sen yapar mısın? Yaparım. Neden? İşte çünkü güzel. Çünkü. Nesi güzel? Mesela sorular o kadar, o hani benim bu bütün bu design thinking'ler bilmem neler, bunlar çok kıymetli şeyler de abi, şu kitaplardan bir tık sıyrılmak lazım be. Yani belki benim şansım yani sorgulatmayı çok öğreten bir anne tarafından büyütüldüm. Deneyimi çok destekleyen bir baba bana yardımcı oldu. Ve kariyerime başladığımda da o reklamcılıktaki usta çırak döneminin ucunu yakaladım. Ucundan yakaladım. Yani hani evladım, okulda öğrendiğin her şeyi unutacaksın şimdi. Süreci. Bu ve söylüyorum, bu bir problem olacak. Yani hele hele mesela Avrupa'da bu daha büyük problem olacak. Çünkü burası çok şey, çok didaktik böyle, hani kitap böyle yazıyor, böyle oldu. Biz Türkiye olarak çok daha şeyiz yani, hani kafa tıkırık diye o konuyu çözebiliyor. Biz de hep işin kolayına kaçıyoruz. Hani onu, ulan bunu buldum ben gideyim, yok. Neyse, çok uzun uzun cevap veriyorum. Diğer soru neydi? Kafa şişiriyorum. Yani abi şey var, oyunlaştırmayı uygularken peki bu hatalara takılmamak için hangi aşamaları izliyorsunuz diye. Yani aslında size şeyi soruyor, oyunlaştırmadaki proje planında nelere dikkat etmek lazım? Bunun işte atıyorum iş hedefleri ölçümlemesi gibi bu var. Sonra da oyunlaştırma uzun vadede, gelecekte, son soru olacak bu. Gelecekte sizce en güçlü olduğu yer neresi olabilir sorusu var. Abi ben oyunlaştırma projelerini planlama noktasında hep Philadelphia diye bir film vardır. Denzel Washington, Tom Hanks, bunlar oynar. Çok tavsiye ederim izlemediysen izlememişlere. İşte Tom Hanks bir AIDS'liği oynuyor. Bir AIDS hastasını. Denzel Washington da onun avukatını oynuyor ve Denzel Washington savunmasına her kalkışta diyor ki, lütfen bana 3 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği şekilde anlatın. Benim kişisel olarak bütün işlem prensibim budur. Yani demin biraz örneğini verdim. Yani bana böyle oturup da onun personası tam çok güzel, harika personasını yaptı. Ama bana şununla geldi. Gerçekleri koyması. Yani senin varsayımların sonra gelsin. Önce gerçekleri koy. Gerçeklere bakarak. Yani biz bir şey yapacağız da çok şöyle olacak değil. Bir gerçekle elinde bunlar var. O gerçeklerin üstünden çok fantastik bir şey sunabilirsin. Okey. Ama bir konu bir oyunlaştırma ise benim için en önemli sorular, kim, yani bunu kim oynayacak? Hemen arkasından neden? Neden yapacak bunu? Yani sen istedin diye yapıyorsa o, sen de çok iyi biliyorsun. O zaten orada yani dakika bir, gol bir, konu kapanır. Neden de Oyunlaştırma konusu. storytelling de bir metafor olarak kullanabiliyor mesela, değil mi? Aslında orası oluyor. Dur, bağlantı gitti. Bir daha söyle. Neden de mesela bazen storytelling bile kullanılabilir yani, eğer içselleştiremeyecekse. Neden aslında önemli oyunun başında hikaye. Abi neden? Şöyle, ben şey kısmındayım işte. Hani storytelling, zaten bir story yoksa ortada hiçbir şey yoktur. Hani bir bedtime story yoksa işin içinde kimseyi uyutamazsın. Yani
Neden? Ama ben şu noktadayım. Devam edeceği de neden mi? Neden geliyor ya? Yani neden katılıyor? Neden yapıyor? Çünkü bu da senin son soruna köprü olsun. Bence oyunlaştırma tamamen çok önemli bir eğitim. Evet, yani learnification dediğim işin eğitim tarafında çok sağlam yer edinecek kendini. Bu okullarda da, şirket içinde de, şirket içi bilgi aktarımında da, şirket içerisinde. Yani bu hani B2C dediğimiz işletmenin şeye sunduğu değil de hani B2B dediği B'den B'ye gibi yani işten işe, içeride dönecek bu iş. Çünkü orada çok kuvvetli. Dışarıda kimsenin buna bir sabrı ya da bir şey yok. Çünkü şunu da unutma. Oyunlaştırma mesela bu kadar dinleniyor arada bir şey oluyor böyle ortada diyor. Çünkü abi sosyal medya tükendi. Oyunlaştırma duruyor. Ama o da böyle bir dalgalanıyor. İşte design thinking falan vardı. Yani insanlık ve pazarlama bir çekirge sürüsü şeklinde bir şeye geliyor. Tüketiyor bırakıyor. Yani oyunlaştırma kavramı da o yüzden kavram olarak, isim olarak daha doğrusu yanlış oldu. İsim olarak çok böyle bir yerlere gitmeyecek. Ama kapsam ve yani content dediğimiz içerik olarak insanlar her geçen gün biraz daha lan bu iş iyiymiş aslında, bu bayağı doğru, sağlam bir iş, sağlam çalışan bir işe ikna olup çok fazla içeride kullanacaklar. Hani hep bizim konuştuğumuz, benim senin konferansta Yuka ile tartıştığım konu gibi. Hani bir tane söyle yani. Hani benim için kriter olarak bir tane sağlam oyunlaştırma örneği. Herkesin bildiği yani sektör bilmem ne olarak. Hala işte o da var, bu da var, şu da. Hala orada değiliz. Yani hani şeyi seviyoruz işte Nike yaptı. İşte Nike Plus'la ilk oyunlaştırmaydı o. Yani sen oyunlaştırma dersin, ben bir sosyal medya uygulamasıydı der. Hani şey tomato hesabı. Hani dolayısıyla tam anlaşılması, distile olmasından sonra içeride bu kendine çok yer edecektir. Belki yeri Sen orası. demiştin abi zaten galiba oyunlaştırma yapıyor, oynaştırma olduğunu anlamayacağız ya. Ben mesela o Emi Joachim'de onu ben sana atarım da onu anladım yani bu Shopify Türkiye'de galiba çok şey değil. Bayağı gösterdi böyle oyun mekaniklerini. Yani söz veriyorsun falan. İşte ne bileyim kategorileri farklı yapıyorsun. Diyorsun ayakkabı almamışım Shopify'dan hiç. Bu hafta ayakkabı almam lazım. Almam lazım, almam lazım falan. Hani böyle bir yapı yapmışlar. Şey ama hiç dediğim gibi oyunlaştırmanın üstüne gitmeden bayağı işte bu game thinking falan hani oyun düşüncesini buraya burada bunu koyduk progress koyduk işte geri sayım koyduk falan filan bomba koyduk falan şeyi hissediyorum ben galiba dediğin gibi sadece daha önce seninle konuştuğumuz gibi ürünlerin hepsinde oyun mekanikleri olacak çünkü oyun sektörü acayip bolluk bereketlikle mekanik üretiyor durmadan üretiyor. Bunların tabii ki müşteri iletişimde çok karşılığı var ama adına oyunlaştırma demeyeceğiz. Her yerde oyun mekaniği olacak gibi öngörüyorum ben de. Abi yani oyun oynamak, sen anlattın, ben anlattım, konuştuk konuştuk. Hani ben diyorum ya insan her şeyden sıkılır. Her şeyden bir noktada yapmak zorunda olduğun için yaparsın. Ama oyun oynamakta böyle bir şey yoktur. Hani o yüzden oyunu mandatory yaparsan işte o andır. Hani bunları kaybedersin. Ama benim için daha çok geçenlerde bir konuşma yapmıştım. Orada verdiğim bir örnek var buradaki ekibe. İyi bir Ben yani ben konuyu iyi bir deneyim tasarımı örgüsü olarak anlatmıştım ama hani buna oyunlaştırmayı da içine katabilirsin. Ben şeyi çok severim abi. Dünyadaki en bahtsız meslek gruplarından birisi görsel efektçilerdir bence. Tamam mı? Çünkü görsel efekt yani özellikle sinemada falan görsel efekt olanlar. Abi işini çok iyi yaptıysan kimse fark etmiyor. Güzelmiş. Tamam mı? Yani eğer birisi fark ederse işini kötü yapıyorsun demektir. Ama işini çok iyi yaptığında kimse seni fark etmez. Biraz sihirbazlık da öyle sanki. Hayır, sihirbazlıkta bir şey var. Bunu da fark etmiyorsun. Böyle izliyorsun. Mesela ha evet oradan dağdan rüzgar esiyor aşağı. Sonra işte böyle movie effects falan diye YouTube'da bir bakıyorsun. Abi orada yeşil varmış veya öyle bir şey yokmuş falan. Sen böyle kalıyorsun. Acı bu efekt miydi ya diye. Dolayısıyla bu işte de bence işin püf noktası bu. Yani hani Anlaşılmayacak. İyi başarılı anlaşılmaması olanlar lazım. anlaşılmayacak. Anlaşılıyorsa o böyle doğal bir şekilde akmalı.
arkada bütün sistem mekaniği, yani hani bu backend diyeceğim, arka taraf haldır haldır, datadır, şudur budur, bağlamadır, bunları anlamlandırmaktır, raporlamaktır, onlar çalışırken frontend abi ön böyle hani çok böyle basit, rahat, herkesin anlayacağı, eğleneceği, istiyorsan yap, istiyorsan yapma coolluğunda. Böyle olacak. Aslında deneyim tasarımı olmuş olacak. Adına demeyeceğiz artık oyunlaştırma. Yani son olaraktan abi bizi dinleyen genç kardeşlerimize sonradan da bu YouTube'dan da izlenebilecek. Sonuçta Olcay Cengiz oyunlaşma günlükleri deyince 2030 yılında da izleneceğini düşünerekten öyle oluyor ya, YouTube'da yazıyorlar. Sene 2030 hala Olcay'ta izleyen var mı falan diye böyle. Olcay, umarım hala konuşmuyorsundur Yani arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Bu çok güzel bir sorudur mesela. Hakan kulakları çınlasın. Hakan Akben de Seth Godin'e sormuştu. 16 yaşında bir Türk girişimci olsan ne yapardın diye. Merak edenler o videoyu izleyebilirler. Cevabını söylemeyeyim. Sen genç arkadaşlarımıza deneyim tasarımcısı olma yolunda ya da hayatla ilgili o abi kitap tavsiyeleri, süreç tavsiyeleri, önerilerini alalım. hiçbir tavsiyeye kulak asmayın. Hayatı kendiniz keşfetmek zorundasınız. Lütfen doğduğunuz şehirde kalmayın. Lütfen dolaşın. Yani bu doğduğunuz şehri önce keşfedin. Bu ve bunlar yani hep para bu ama yani sebep yaratmak çok kolay bir şey. Ama sebepsiz bir şekilde devam edebilmek asıl zor olan şey ve bunu başarmak da o kadar hakkı vereyim. Size yani bütün gençler için söyleyeyim. Herkes tavsiye verecektir. Herkes şunu yapın, bunu yapın diyecektir. Sizden bir tane, sizin yaşadığınız hayattan da bir tane var. Hani bunun farkına varabilirseniz biraz o zaman iş daha rahat olacaktır. Bir de arkadaş edinirken dikkat edin. Mesela benim Özgür diye bir arkadaşım vardır. Özgür Karaçak. Şu anda yorumları da şey yapıyor. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Tanışıyorsunuz, arkadaş diyorsunuz. Elime mi yapışacak diyorsunuz. Yapışıyor. Yani hani bu hiç yani arkadaşları iyi seçin. Hocam, doyduğun yer mi, doyduğun yer mi demişler hocam. Doğduğun dediniz büyük ihtimal. Yani bizim Ben Türklerimizde anladım böyle onu. kelime oyunları var ya. Anladım ben. Özgür anladım. O da beni anladı. Çok teşekkür ederiz abi. Benim Neden? kaçırdığım bir soru var mı diye bakıyorum. Herkes çok özlemiş. Bu arada sorusu olanlar varsa lütfen yazabilirler. Bu pandemi döneminde de oyunlaştırma günlüklerinin mutlaka olmazsa olmazı. Olcay hocamızla çok güzel bir sohbet yaptık. Ali Üstün de abi de geldi. Selamlar Ali abicim. O da Bay. evet, ailecek buradayız galiba. Biraz yorumlar da Evet. geliyor. Annem Umarım var, babam var ve bütün familya burada. evet, Facebook'tan Instagram'a geçti o grup abi. İnşallah herkese çok selam söylüyorum. Güzel günlerde tekrardan abi buluşuruz inşallah. Gerçekten bizim için çok keyifli. Bu arada Jasmine'e de yapacağım. Jasmine'le de önümüzdeki ay biraz İngilizceye kayıyorum. Sana da sürpriz olsun. Gabe Zickerman'la da yapacağım. Gabe'le yazıştım. Biraz ona da oyunlaştırmayı anlatacağım. Ne oldu diyeceğim bu gamification Oğlum call'lar, o Türkçe öğrensin. Sen ne kasıyorsun kendini? Allah Allah. G-Summit'ler. Evet, bizim de İyi maceramız güzel. önümüzdeki ay şey yapacağız. Yarın da bir Birol Güven'le yapıyoruz. Onun da bir filmi vardı çok güzel. Şimdi onu anlatacağım. Ama çok keyifliydi bu sohbetimiz. Bakıyorum inşallah videosu var mı? Acaba nedir o? İnşallah videosu var mı? Ali abicim kaçırdım ben. Soruyu kaçırdım. Benim hatam olabilir. Zafer'cim merhaba. Mustafa Zafer hocam. Bundan sonra sana Mustafa Zafer hocam diyeceğim. Hocamızın ismini Mustafa diye söyledim birkaç sefer. Mustafa. Öyle kaldı. Aynen. Benim Niyeyse adım öyle kalmış o kız. Mustafa. Aynen. Tamam. Kaçırdığımız bir şey var mı dedim. Rüzgar nasıl abi? Onu da sormuş olayım. Rüzgar iyi. Dana gibi. Büyümüştür o ya. Ben bir sene oldu işte. Geçen sene Christmas'ta gelmiştik değil mi? Geçen sene miydi? Evet. Yok, bu sene miydi? Evet. Evet, sene Bir miydi değil mi? önceki Aynen. Christmas'ta.
Aynen. Gamification Europe falan filan diye. Bugünkü kayıt. Ha anladım. Seninle sohbetimizi izlemek istiyor. Abi şeyden Instagram'dan IGTV'den ben sana atarım abi. Ya hala bayağı beni ara ben anlatırım. Olcay da selam demiş. Ay çok çok komik ya gerçekten. Şey, bir önceki yayına da şey geldi. Artın hocamız tamam mı? Tanır mısın sen? Tanıştınız mı bilmiyorum. Artın Göncü bu Amerika'da yaşayan oyunla ilgili böyle bayağı Chicago Üniversitesi'nde falan yayın yapıyor. İşte kitabını da kullanıyorum yani şey akademisyen anlamda bu okul öncesinde bir profesör. Hoca yayına geldi ya. Olur mu böyle şans? Geldi böyle merhaba dedi falan filan böyle. Teşekkür ederim benim bir kitap istiyor musunuz falan. Yayın kaydı abi. Adam sanarsın hani şey geldi böyle ne bileyim. Öyle çok şey işte benim kitabımı göstermişsiniz bir şeyler falan filan diye şey. Ali abiye döndük biz böyle. Ali abi nasılsın? Ali abicim, Ali abi Ali kitap abici. Bu arada Ali abiye dün yazdım. Ben de Türkiye'de bir grup varmış. TED Circle diye. Bize ulaştılar, yazıştık falan. Resilience'la ilgili abi. Geçen ay yani pardon Haziran ayı gündemin Resilience demişler. Ve şey toplanacaklarmış. Toplanamamışlar. Çok fazla insan gelmemiş. Bize dedik ki yani gamification'ı yapın. Biz dedim toparlanırız ya. Yani. Ben adam bulurum dedim. Tamam mı? Çete gibi olduğumuz için. Şimdi abi Türkiye'de yakında her mahalleye bir TEDx verilecek zaten galiba ya. o Ali abinin şeyi ya kanayan yarası ya hiç sorma yani. Bir de TEDx speaker'lar var. Onları biliyorsun değil mi? Böyle TEDx speaker. Hani ben ünvanına yazan gördüm. Hani benim için o şeydi. Yani ünvan kısmına bunu yazanı gördüm yani. Dedim tamam ama hani Allah'tan burada hiç o biz hiç Türkiye'deki gibi değil buralarda konu. Çok hala çok niş ve çok az Abi yapılıyor. TEDx Berlin bayağı sağlam ya. Hani ben şey biliyorum yani TEDx Ama Berlin bayağı işte sağlam. mesela TEDx Berlin var ama TEDx Kotlu TEDx Potsdam var mı? Sertor TEDx yok mesela. Potsdam. Yani TEDx Alexander Platz falan diye böyle hani kademe kademe böyle öz hakiki TEDx gibi bir şey yok. Neler neler var. Ah Ali abiciğim şimdi olsa anlatırdı. Ya benim Antalya'da yaşayan bir dostum var. Sen tanıyorsun Emrah Kozan. O da TEDx Aspendos alacak. Bence çok sanatsal. TEDx Aspendos, tamam mı? Böyle yazışmalar geliyor, gidiyor, yurt dışı ile yazışıyor falan filan. Adama şey demişler, Antalya'dan bize 15 tane mi ne başvuru var. Bir çıkarttık listeyi. Abi insanlar neler almış? TEDx Akdeniz, TEDx işte Turtle, TEDx Antalya zaten var. TEDx işte Akdeniz falan. Hani böyle herkes almış. Ama event yok. Event yapan yok abi. Çok olacak. Çok ilginç. Yani, title almışlar, domain gibi. Title alınmış. Ya event yok ortada. Çok garip değil mi ya? İşte onlar muhtemelen niyetlendiler. Olmayınca ondan sonra bıraktılar. Yani hani fiyatları görünce. Ali abi bak ne diyor. Sırf bu konunun bir teknisi ayrı yapılır demiş. Hakikaten Türkiye'deki bu Ne daha zaman yeni bitecek bu TEDx'ler diye bir TEDx yapalım. Hani. TEDx diye böyle. TEDx'ten bıkanlar. Ay Ali abicim. Çok teşekkür ederiz Olcay çocuğum. Çok zamanını almayayım Ne abi. Soru kaçırdıysam çok hani kusura bakmasınlar ama okumaya çalıştım. 16 yaş. Aynen 16 yaş şey. Hakan Akben, Seth Godin diye yazarsanız çıkar. Sevgili benim dostum Hakan çok güzel bir iş yapıp Seth Godin'in evine gitmişti. Ofisinde bir sohbet yaptılar. Bir 2-3 sene evvel. O video bence çok özel bir video. Seth Godin'de de tanışmış olursunuz. Seth Godin de dünyanın en ne diyelim ince sivri zekalı insanı abi değil mi? Ben çok beğeniyorum. Bu arada ben bir kitap tavsiyesinde bulunacağım abi. Bunu aldım. Bu bayağı bir oyunlaştırma konularına da yakın yani anlatıyor. Simon Sinek'in The Infinite Game. Evet, bu bayağı şey kafası. Hani diyor ki evliliği, arkadaşlığı, vatandaşlığı kazanamazsın diyor yani. Hani rakip değil. Bütün oyunlar rakip yenme üstüne kurulmaz. Böyle birlikte kazanma, kolektif bilinç, hatta paylaşma duygusu gibi konuları şirketlerde içeriye koymalıyız ve özellikle motivational tarafta bunu yapmamız gerekiyor. Sonlu oyunlarla değil, hafta sonunu kurtarma, çeyreği kurtarma, ayı kurtarma, rakibi yenme, rakibi yenince eleme, oyun şeylerini anlatmış. James Carsey falan var. Keyifli bir kitap abi. Benim de sana tavsiyem bu olsun. Çok teşekkür ediyoruz abi. Berlin'e çok selamlar. İnşallah güzel ne demek? günlerde seni yine buralarda bekliyoruz. Bu arada Ekim'deki event'e seni davet edeceğiz. İnşallah ortalık düzelmiş olur. Eşine de çok selamlar söylüyorum abi. Rüzgarı da öp benim için.
Baş üstüne sende bir mukabele. İyi bak kendine. Görüşmek Haydi üzere. görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Yarınki yayınımızı da çok kısaca bir göstereyim. Yarın da saat tam olaraktan 10'da Birol Güven